Şimdi parabolde ustalaşma zamanı. Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematikalar'dasınız. Arkadaşlarım, AYT 2023 Matematik Kampı'nda bugün parabol testlerinden medium olanını, yani mavi testi çözeceğiz sizlerle birlikte. Evet, small testi çözmüştük arkadaşlarım. Small testte 12 tane sorumuz vardı ve son soru olarak da burada gördüğünüz üzere bir parabolik eşitsizlik çözmüştük. Ve bu eşitsizliğin ardından da ikinci testimiz, yani medium test, yine sevgili arkadaşlarım bir eşitsizlik sorusuyla başlıyor. Aklınızda bulunsun. Hazırsanız, abone olduysanız, bildirimleri açtıysanız, videoyu beğendiyseniz, beni de özlediyseniz arkadaşlarım, dersimize geçelim. Evet, ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıda baş katsayısı 1 olan F ve G parabolleriyle taralı bölge gösterilmiş. Buna göre taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik sistemi hangisine verilmiştir diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlarım, GX parabolü hakkında çok fazla bir bilgimiz yok ama şıklarımızda x-1'in karesi gözümüze çarpıyor. Demek ki şurası 1'miş diyebiliriz. Çünkü tüm şıklarda bu böyle. GX parabolü de verilmemiş. Şimdi 1 için 0'dan geçen ve 1 noktasında x eksene teğet olduğu için x eksi 1'in karesi diyebiliriz açıkçası. Pekala, eksi 5 bölü 7 için zaten buradan geçtiğini görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Pekala, biz f parabolümüzü ortaya çıkaralım. Baş katsayısının 1 olduğunu mutlak surette biliyoruz çünkü bize vermiş. O halde arkadaşlar, ben diyorum ki bizim parabolümüz baş katsayısı da 1'miş. X artı 3 çarpı x artı 2'dir. Yani bu ne demek? X kare artı 5x artı 6 demek. Şimdi f parabolüne eşitlik olacak arkadaşlarım. Çünkü bakın, kesiksiz çizgiyle çizmiş. Gx parabolü içinde eşitlik olmayacak çünkü nokta 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 olarak, yani kesikli çizmiş arkadaşlar. O halde x eksi 1'lerde eşitlik olmayacak. Bakın şuradaki gibi, buradaki gibi, buradaki gibi. Yani böylelikle B ve D seçeneklerini, E seçeneklerini eliyoruz. Daha sonrasında ise ikisi de büyüktür olacak. Bakın çünkü bunun da daha üstünde, bunun da daha üstünde. İkisi de büyüktür. Bakın büyük 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 büyük. Hemen D şıkkına bakıyorum. Küçük büyük demiş. Bu da gitti. Cevap A veya C şu an. Fx'te eşitlik var. Yani şunda eşitlik var arkadaşlarım. Bak burada yok. C de gitti. Diğerinde eşitlik yoktu. İşte böyle. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Geçtim 2'ye. Mx kare artı nx parabolü için aşağıda verilen 3 tane öncül var. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Kere bu parabolmuş, yani m'nin sıfırdan farklı olduğunu falan biliyoruz. X parantezini alabiliyoruz mx artı n biçiminde. Dolayısıyla sıfır diye bir kökünün olduğunu bildiğimiz için bu parabol orijinden geçer diyoruz. Bu bir. M çarpı n eğer sıfırdan büyükse tepe noktası 3. bölgede olabilir denilmiş arkadaşlar. Şimdi bunu yorumlamamız gerekiyor bizim. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, m ile n'nin çarpımı sıfırdan büyükse, yani ya ikisi de negatifse ya da ikisi de pozitifse demeye çalışıyor aslına bakarsanız. Örnek veriyorum. Eksi x kare eksi 1 diyelim ya da x kare artı 1 diyelim. Yani m'yi ve n'yi eksi 1, m'yi ve n'yi artı 1 seçelim. İkisi de negatif, ikisi de pozitif olarak seçtik. Sonuçta sevgili arkadaşlarım, şunu kontrol etmek istiyoruz biz. Pekala, şimdi benim tepe noktamın apsisi nedir arkadaşlarım? Burada eksi n bölü m'dir, 2m'dir. Burada n ile m'nin çarpımları sıfırdan büyükse tabi bölümleri de sıfırdan büyüktür. Yani şurası nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Burası pozitifse 2 de pozitif. Demek ki eksiyle çarptığım için ne olacaktır arkadaşlarım? Negatif. Yani tepe noktamın apsisi negatif bölgede. Apsislerin negatif olduğu bölge ne taraftır arkadaşlarım? Şu taraf. O halde bizim tepe noktamız ya 3. bölgede, pardon 2. bölgede ya da 3. bölgede, ikisinden birisine. 3. bölge olabilir demiş. Kontrol edeceğiz bakalım. Şimdi ben gidip negatif apsisli bir noktayı alıp negatif apsisli bir noktayı şurada yerine yazdığım takdirde su işlemim negatif gelir arkadaşlar. İşlemim negatif geliyorsa demek ki benim parabolümün tepe noktası da işte burada 3. bölgede olabiliyor. Yani 2. öncülümüz doğru. N 0'dan küçükse x eksenini negatif tarafta keser demiş. Bu sadece n'ye değil m'ye de bağlı olduğunu gördük arkadaşlar. Dolayısıyla 3. öncülümüz kesinlikle doğru değildir. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı diyebiliriz. 3. soru. X eksi a'nın karesi, x eksi b'nin karesi ve x eksi c'nin karesi fonksiyonunun simetri ekseni aşağıdakilerden hangisidir? Simetri ekseni ile biliyorsunuz ki parabolün tepe noktasının apsisi aynı şekilde bulunuyordu. Yani eksi b bölü 2a ile bulacağız arkadaşlarım bunları. Öncelikle x eksi a'nın karesini açarsanız x kare eksi 2ax artı a kare yapar. X eksi b'nin karesini açarsak x kare eksi 2bx artı b kare yapar.
Ve son olarak x eksi c'nin karesini açarsanız x kare eksi 2cx artı c kare yapacaktır. Bunları toplamış soru. Biz de toplayalım o halde. Bakın ne yapar? Şöyle yapalım. 3x kare daha sonrasında eksi parantezinde alalım. 2a artı 2b artı 2c diyelim ve sonuna x koyalım artı a kare artı b kare artı c kare. Şimdi sevgili arkadaşlarım eksi b bölü 2a gerekiyordu bize. Benim burada b dediğim ifade aslında şurası ve bunun eksilisi de şu eksiyi yeriz. Ne olur? 2a artı 2b artı 2c olur. Eksi b bölü 2a yani şunun 2 katı 6 olur arkadaşlarım. Şimdi üst tarafa 2 parantezini alıp yazarsanız a artı b artı c gelir. Alt tarafta 6 var. 6 ile 2'yi sadeleştirdiniz. Burada 3 geldi. Bakın tepe noktamızın apsisi a artı b bölü a artı b artı c bölü 3 ise simetri eksenimiz de x eşittir a artı b artı c bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız bizim e seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçiyorum 4'e. Hadi bakalım. Aşağıda x kare eksi 8x artı k parabolünün grafiği verilmiş. A ve b noktaları parabolün x eksenini kestiği noktalarmış. 2 çarpı OA eşittir AB uzunluğuna eşitmiş. Yani arkadaşlarım şöyle diyor. Eğer ki sen şunun apsisini K seçersen diyor. OA uzunluğu nedir? K'dır. Yani şurası K. 2K'da diyor şurasıdır diyor. K'nın üzerine 2K eklerseniz ne olur? Şurası 3K olur. Hatta biz oraya K dedik ya. Yanlış bir şey yaptık çünkü burada da K vardı. Gelin buraya A diyelim arkadaşlarım. Şurası A ise burası 3A olur diyelim. Çünkü şuranın uzunluğu 2A'ymış. Pekala benim köklerimin A ve 3A olması gerektiğini biliyorum artık. Peki kökler toplamı ne olur? Tabii ki 4a olur. Peki normal kökler toplamını nasıl buluyoruz? Tabii ki eksi b bölü a ile. Eksi b'si 8, a'sı 1 olduğu için eksi b bölü a'mız 4a eşittir 8 gelir. Ve a da kaçtır arkadaşlarım? 2'dir. Şimdi demek ki buradaki kök 2'ymiş. Buradaki kök de 6'nın ta kendisiymiş. Kökler çarpımından ilerleyebiliriz artık. 2 çarpı 6 bize 12'yi verir. Kökler çarpımımız da c bölü a ile bulunuyordu. Burada c'miz k, a'mız 1. Yani k bölü 1. O halde k kaçtır diye sorulmamış. K'yı 12 bulduk biz. Güzel. Şimdi x kare eksi 8x artı 12 diye bizim bir parabol denklemimiz var. Bu parabolün alabileceği en küçük değer soruluyor. 2 ile 6'nın tam ortasında biliyorsunuz ki 4 vardır. Ve bu 4 aslına bakarsanız parabolün tepe noktasının apsisidir arkadaşlarım. Bu 4 apsisi yerine yazarsanız en küçük değeri bulursunuz. Çünkü şuraya karşılık gelen yer çıkacaktır. 16 eksi 32 artı 12 dedim. Eksi 32 artı 12 daha eksi 20 yapar. 16 daha eklerseniz eksi 4 gelir arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı da böylelikle E seçeneği olmuş olur. Geçtim 5'e. Aşağıda AX kare artı BX artı C parabolünün grafiği bize verilmiş. Buna göre demiş 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi bakalım. Öncelikle şu kısım neydi arkadaşlarım? Bize C'yi veriyordu değil mi? Peki C y ekseninin negatif tarafında olduğuna göre C kesinlikle sıfırdan küçük. Bakın birinci öncül için yorumumuzu yaptık ve doğru olduğunu gördük. Şimdi geçelim ikinci öncüle. B kare ve 4AC varsa aklınıza ilk gelen deltaydı. Deltamız neydi arkadaşlarım? B kare eksi 4AC. Pekala gelin bu fonksiyonun deltasına bakalım. O da B kare eksi 4AC giriyor. Fakat grafiğe bakacak olursanız x eksenini kesmesi mümkün değil. O halde arkadaşlarım x eksenini kesmiyorsa delta sıfırdan tabii ki küçüktür. Eksi 4ac'yi karşıya atarsanız b kare küçüktür 4ac'yi bulursunuz. İfadede bize ne demiş? B kare büyüktür 4ac demiş ama biz küçüktür 4ac bulduk. O halde bu kesinlikle ama kesinlikle yanlış arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze baktığımızda ise b'nin sıfırdan küçük olması gerektiğini söylemiş. Şimdi arkadaşlarım şöyle diyeceğiz. Şurası nedir? Tepe noktasıdır. Tepe noktasının apsisine bakacağız. Tepe noktasının apsisi negatif. Yani eksi b bölü 2a'nın negatif olması gerektiğini biliyoruz. Kolları aşağı doğru olan bir parabolün a'sı sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla şu negatif, negatif negatif pozitif yaptı. Burası artık pozitif. Peki biz tepe noktasının apsisinin sıfırdan küçük olduğunu bildiğimiz için demek ki burada b negatif olacakmış. Bakın b sıfırdan küçük demiş, demek ki bu da doğru. O halde cevabımız 1 ve 3 olacaktı. Yani Denizli seçeneği 5. sorumuzun cevabıydı. Devam ediyorum arkadaşlarım. Bir diğer sayfamla 56. sayfayı bitirdim. 57. sayfaya doğru geçtim. 6. sorumdayım. Aşağıda eksi x kare artı 2x artı 8 parabolünün grafiği ile 2x artı 4 doğrusu gösterilmiştir. Parabol ile doğru eksi 2'ye 0 ve k noktalarında kesişmekte. Bakın eksi 2'ye 0 burası. K noktasının apsisini falan bilmiyorum ben. Ama bulabilirim. Nasıl bulacağım? Hemen ortak çözüm yapacağım bunlara. Ortak çözümü nasıl yapıyorduk? İkisini birbirine eşitliyorduk. Eksi x kare artı 2x artı 8'i gidiyoruz 2x artı 4'e eşitliyoruz arkadaşlar.
Burada x karenin başkatsayısının negatif olmasını istemiyorum. Gönlüm el vermiyor. Bunu tutacağım. Karşı tarafa fırlatacağım. Böylelikle x kare, bakın iki x'ler birbirini götürüyor. Eksi 4 eşittir 0 gelecek. Ve buradan x eşittir 2 veyahut x eşittir eksi 2 elde edeceğim. Eksi 2 zaten burasıydı. Demek ki 2 burasıymış arkadaşlar. Peki bu fonksiyon 2 için nereden geçer? Hemen onu bulalım. 2 için şuradan geçecek. 2'yi yerine yazarsanız 2 kere 2 4, 4 daha 8 yapar. Yani bunun ordinatı 8'miş arkadaşlarım. Bize K noktasının ordinatı soruluyordu. Zaten biz onu bulduk. Doğru cevabımız 8 olacaktı. 6. sorumuzu çözdük ve D dedik cevabına. Devam ediyorum 7. soruyla. Aşağıda x kare eksi 8 parabolü verilmiş. ABCD karesinin, bakın bu bir kareymiş. ABCD karesinin A ve B köşeleri parabolün üzerinde, C ve D köşeleri x ekseninin üzerindedir. Buna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Arkadaşlarım gelin sizde şöyle bir şey yapalım. Bakın ben şuranın apsisine A demek istiyorum. O halde şu kısmın apsisi eksi A olacaktır. Sonuç olarak x kare eksi 8 parabolü dediğimiz parabol y eksenine göre simetriktir. Yani çift bir fonksiyondur. Simetri ekseni y x eşittir 0 doğrusudur. Şuraya göre simetrik yani. O halde arkadaşlarım burası A ise burası da eksi A'dır dedim. Yani benim parabolümün bir kenarı 2A olduğu gerçekleşmiş oldu. O zaman şu kenarda 2A mıdır? Evet 2A'dır. Peki ben bu kenarı farklı bir yoldan bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. A'yı götürürüm, parabolde yerine yazarım. A kare eksi 8 olur. Ve A kare eksi 8, unutmayın, buranın ordinatıdır. Bakın ordinatıdır. Uzunluk A kare eksi 8 değildir. Ordinat A kare eksi 8'dir. Peki uzunluğu ne? Mesela ben size şuranın ordinatı eksi 7'dir desem ve şuradan şuraya kadar olan mesafeyi sorsam siz ne dersiniz? Eksi 7 mi dersiniz? Bence hayır. 7 dersiniz. Neden? Çünkü uzunluk negatif olamaz. Demek ki buranın ordinatı negatif olan A kare eksi 8'miş. O halde buranın uzunluğu nedir? 8 eksi A karedir. Yani bunun eksilisidir. Demek ki buradaki uzunluk 8 eksi A kare daha önce bulduğumuz 2A'ya eşit olacak. Şimdi hepsini alın sağ tarafa fırlatın bakalım neler gelecek. A kare artı 2A eksi 8 eşittir 0 dedik. A ve A diye burayı da artı 4 ve eksi 2 diye açarsanız A eşittir eksi 4 ve A eşittir 2 bulursunuz. Bakın A dediğimiz şey en başında biz şuraya A demiştik. Yani x ekseninin pozitif tarafında olan bir noktaya A dedik. O halde bu A'nın negatif olma gibi bir lüksü var mı? Tabii ki yok. Yani eksi 4 olamazmış A. Kaçmış? 2'ymiş. Bizden alan sorulmuştu. Bir kenarımız 2A'ydı. A'yı da 2 bulduk. Demek ki bir kenarımız 4. Diğer kenarımıza 4. Çarparsak alanı buluruz. Doğru cevabımız D seçeneği olacakmış dedik 7. sorumuzun. Ve devam ettim 8. soruyla. X kare artı 2A eksi eksi 4A parabolü x eksenini M ve N noktalarında kesmekte. Aynı zamanda bu M ile N noktaları arasındaki mesafede 6 birimmiş arkadaşlarım. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bir parabol düşünün. X eksenini M ve N noktalarında kesiyorsa ve M ile N noktaları arasındaki mesafeyi ben 6 olarak biliyorsam bu mesafeyi nasıl bulabilirim arkadaşlarım? Normalde biliyorsunuz ki paraboller ikinci dereceden fonksiyonlardı. Ben eğer ki parabolün x eksenini kestiği yerleri bulmak istiyorsam bu x kare artı 2ax eksi 4a ifadesini sıfıra eşitlemem gerekiyor ve bu denklemi çözmem gerekiyor. Ve işte bu köklerin arasındaki mesafeyi bulabilmek için de bir formülümüz vardı. Neydi? Kök delta bölü mutlak a formülüyle buluyorduk. A'mız burada zaten 1 olduğundan bunu yazmamıza gerek yok. Demek ki kök delta bize kökler arasındaki mesafeyi verecekmiş. Yani 6'yı verecekmiş. Diskriminantın karekökü 6 ise diskriminantın kendisi kaçtır? Tabii ki 36. O halde diskriminantın 36 olması şart. Gelin diskriminantı bulalım o zaman. B kare yani 2A'nın karesi 4A kare. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 4A diyorum. Buradan arkadaşlar 4A kare artı 16A'yı elde edersiniz ve eşittir diyorum. Neye eşittir bu? 36'ya. Çünkü delta'nın 36 olması gerekiyor dedik. Her birini 4'e bölebilirsiniz pek tabi. A kare artı 4A eşittir 9 dersiniz. Buradan A kare artı 4A eksi 9 eşittir 0 yakalarsınız. Şimdi buradan A dediğimiz ifadeleri elde edebiliriz tabii ki. Ama çarpanlarına ayrılmıyor. Ama ne dedik biz? A değerlerinin çarpımı kaçtır diye soruluyor. A değerlerini bul sonra çarp demiyor. Direkt çarpımına gidebilirsin. Sonuç olarak bu A'ya bağlı ikinci dereceden bir denklemdir. Ve burada bulacağımız kökler A'lardır. Bu A'ların çarpımı ise kökler çarpımıdır. Yani eksi 9 bölü 1'den
cevabımız eksi 9'dur arkadaşlar. 8. sorumuzun cevabına A dedik. Güzel bir soruydu. Ve devam ediyorum üst tarafta 9. soruyla. 9. sorumuzda bize demiş ki yukarıda F ve G parabolleri verilmiştir. Buna göre M eksi B farkı kaçtır diye soruluyor. Yani şuradaki M ve şuradaki B'nin farkı soruluyor arkadaşlar. Pekala, şimdi şöyle diyeceğiz bakın. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, şurada bir ortak kökümüzün olduğunu görüyorsunuz. Bu ortak köke gelin K diyelim. Daha sonrasında ise ben F fonksiyonunun, yani kırmızı fonksiyonun, yani şu fonksiyonun kökler toplamını K eksi 3 olarak bulurum. Ve şu fonksiyonun kökler toplamını da tabii ki K artı 5 olarak elde ederim. Bizden istenen M eksi B idi. Bakın, şunun kökler toplamını bulacak olursanız, kökler toplamı K eksi 3'tü. Ama kökler toplamını eksi B bölü A formülü de bulabilirim ben. O halde arkadaşlarım eksi M bölü 1 diyebilirim. Yani kökler toplamımız neymiş arkadaşlar? Eksi M'ymiş. Peki alttaki, yani Gx'in kökler toplamı neydi? K artı 5. Peki bunu nasıl bulacağım? Eksi B bölü A'dan eksi B'dir. Bizden istenen şey M'den B'yi çıkar diyor. Yani arkadaşlarım ben alttaki ifadeden üsttekini çıkarırsam elimde eksi B artı M kalır. Bu da zaten bize soruların ta kendisidir. M eksi B. Ne yaptık? Alttakinden üsttekini çıkardık. O zaman K artı 5'ten K eksi 3'ü çıkarır. K'lar gider. Artı 5 eksi eksi 3'ten 8'in ta kendisi gelir cevap. M eksi B kaçmış? 8'miş sevgili gençler. 9'u da çözdük. Demek ki 10'a geçtik. Aşağıda x kare eksi 16 parabolü ve y eşittir 6x doğrusunun grafiği verilmiş arkadaşlarım. Parabol ve doğru A ve B noktalarında aynı zamanda kesişmekte. AB uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Bakın şuradaki mesafe kaç birimdir diye soruluyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlarım şöyle diyoruz. X kare eksi 16'yı kesiştikleri noktaların apsislerini bulmaya çalışabiliriz tabii ki. X kare eksi 16 eşittir 6x dedim. Daha sonrasında bunu karşıya attım ve x kare eksi 6x eksi 16 eşittir 0 geldi. Buradan ben bunu x'e x ve burayı da eksi 8'e artı 2 diye ayırırsam eksi 8 ile artı 2'nin çarpımı eksi 16, toplamları da eksi 6 olduğundan ifade güzel bir şekilde çarpanlarına ayrılır ve kökleri bulurum. Köklerimiz şunların eksilisiydi. 8 ve eksi 2'dir. Demek ki arkadaşlar bakın şurası eksi 2, bakın burası 8. Aradaki mesafenin 10 olduğunu biliyoruz artık. Ama ben bu mesafeyi şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın tuttum, şu şekilde bir üçgen oluşturdum buraya. Bu üçgeni oluşturduktan sonra ise şurasının dik olduğunu biliyorum. Bakın şuradaki mesafemiz üçgenin alt tabanı, yani şurası tabanı 11'inmiş dedik. Daha sonrasında eksi 2 için bu fonksiyon nereden geçer? Şunun yerine şunu da yerine yazarsanız da olur. Eksi 2 için eksi 12'den geçer. Yani şurası eksi 12'ymiş. Peki 6 için, yani 8 için nereden geçecektir? 48'den. Bakın şurası 48 ve şurası da kaçmış arkadaşlar? 12 birim. Toplarsanız burası 60 birim gelecektir. Bakın burası 60 birim, burası 10 birim. Peki hipotenüs kaç birim? Bize hipotenüs sorulmuş, AB uzunluğu. Peki bunu bulalım arkadaşlar. 10'un karesi 100 artı 60'ın karesi de 3600 yapar biliyorsunuz. O halde bu 3700'ün ta kendisini verir. 3700'ün karekökü de bize AB uzunluğunu verecektir tabii ki. Demek ki cevap 3700'ün karekökuymuş. Ben bu 3700'ün karekökünü 37 çarpı 100 olarak yazarsam 100 dışarı çıkar 10. 37 hasar olduğu için içeride kalır. 10 kök 37 bize cevabı verir. Doğru cevabımız B seçeneği olacakmış dedik. Ve son olarak sevgili güzel arkadaşım 11. sorumuzu çözeceğiz ve medium testte noktayı basacağız. A gerçel sayı olmak üzere x a artı 2'ymiş ve y de a kare artı 6 a artı 8'miş. Bu bağıntılarıyla verilen parabolün tepe noktasının koordinatları hangisidir diye sorulmuş. Bakın burada ince bir işçilik gerekiyor. Bir parabol çıkaracağım ve bu parabol sevgili arkadaşlarım y parabol olacak ve x'e bağlı olacak. Peki ben bunu nasıl yaparım? İyi, çok iyi dinliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar burada a artı 2'nin karesini alırsanız böylelikle x'in karesini almış oluyorsunuz. X kare ne olur arkadaşlarım? A kare artı 4a artı 4'ün ta kendisi olur. Daha sonra bakın burada ne var? A kare, y'yi yazıyorum. A kare artı 4a artı 4 artı 2a artı 4'ümüz var. Şurasını bu şekilde yazdım. Sonuçta bunu toplarsanız yine buraya eşit olacaktır. Ama ben şu kısmını ayırdım. Neden ayırdım arkadaşlar? Şuraya benzesin diye. Yani burası neymiş aslına bakarsanız? X kareymiş. Bakın bu neydi? Y eşittir X kare. Peki 2A artı 4 nedir? Tabii ki X'in, yani A artı 2'nin 2 katıdır. Şu şekilde yazarsanız şu kısmında X olduğunu görürsünüz. Bakın böylelikle Y eşittir X kare
artı 2x olduğunu gördünüz. İşte size parabol. Parabol ortaya çıktı. Pekala. X kare artı 2x parabolünün tepe noktasının koordinatları artık çok basit olay. Çünkü r'yi bulabiliriz. Eksi b bölü 2a ile. B'miz 2 burada. Eksi 2 bölü 2a da 2 yapar. R'si eksi 1. Eksi 1'i götürüp yerine yazarsanız eksi 1'in karesi 1. 2 kere eksi 1 eksi 2 yapar. Eksi 1 gelir. Demek ki eksi 1'e eksi 1 bizim tepe noktamızın koordinatları olacakmış. Çünkü bu r, bu da k arkadaşlar. O halde cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet, sayfamıza da iki sayfamıza da şöyle uzaktan baktıktan sonra arkadaşlarım gayet güzel çözülmüş, çalışılmış bir sayfa olarak görünüyor. Artık vicdanın rahat bir şekilde kitabını kapatabilirsin. İstersen bir yarım saat, bir saat mola ver. Sonra large testlere bir giriş bakalım. Evet, sonraki videoda...